Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok güzel bir yağmur yağdı burada. Gece boyunca yağdı. Toprak bayağı bir suya hasret kalmıştı. Sulandı iyice. Bütün yaz böyle bir yağmur görmemiştik. Kuzularımıza yaptığımız yer hiç yağmurda test etme şansım olmamıştı. Allah'tan şu iç kısmı ıslanmamış, orası kuru kalmış. Ama tabii daha sağlam hale getirmem gerekiyor burayı. Üstüne belki bir kat daha şöyle branda falan da atıp ya da işte o dediğim gibi şuraya sera tarzı bir şey yapmam gerekiyor. Ama hepsi iyiler. Şimdi atla eşeği salacağım. Dolunay'da Semaş'ı. Onlar birazcık dolaşsınlar. Şöyle temiz havada. Daha sonra da kuzenimle odun keseceğiz bugün. Biraz motorlu benzinli testereyle odun dilimleyeceğiz. Havalar çünkü soğumaya başladı. Gerçi şu an kısa koluyla dolaşıyorum ama muhtemelen bir anda soğuyacak hava. O yüzden hazırlıklı olalım. Semoş'u çözüyorum. Semoş'una bakın. İyice büyümeye başladı. Bakalım. Bir gün ne zaman bize sürpriz yapacak? Spası olacak. Hadi koş Semoş. Koş bakalım. Koş koş koş. Git biraz takıl. Evet. Dolunayımızı da çıkaralım. Değil mi Dolunay? Hadi bakalım, yürü sen de. Dolunay'a da iç parazit vermem gerekiyor. Biraz poposunu sürtüyor sağa sola. Herhalde parazit olma vakti gelmiş. Ay kuş. Yürü bakalım. Ata, ıslanmış mı her yer? Çok mu ıslanmış? Güzel mi yağmur, sevdin? Bak bak eşek ne yapıyor bak. Bak eşek ne yapıyor bak. Bak Şira da aynısını yapıyor, gördün mü? Bak eşek de Şira ne yapıyor bak. Ne yapıyorlar oğlum? Semoş. Dur gitme. Bekle. İzleyelim bak, izleyelim. Kaşınıyor gördün mü bak? Sırtını kaşıyor bak. Şıra da mı kaşıyor? Hı? Evet, kıyamadım. Kuzularımızı da salacağım. Geç. Geç, geç. Gel. Hadi siz de biraz takılın. Otlayın bakalım.
Semoş kovalıyor ya. Semoş kuzuları kovalıyor. Canavar Şira, o da kuzuları yiyor. Semoş, akıllı dur. Ata nerede? İşte küçük çobanımız. Ata kovalama kovalama. Yemek yesinler. Semoş. Gel. Semoş. Semoş. Atıyorum şu. Getir. Evet. Kediyi severek boğuyorlar. Kediyi Ata, çok mu seviyorsun? Çok mu seviyorsun? Allah baba da baba. Evet, yağmur başladı. Bakalım gökkuşağı çıkacak mı? Ada, gel bakayım. Evet, ada yağmurun tadını çıkarıyor. Gökkuşağı çıktı mı? Bak bakalım şöyle. Deli misin kızım? Semoş da saklanmış buraya, garibim. Gel hadi. Şu kapıyı kapat. Evet. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk atamız sağ olsun bize bu günleri yaşattı, bu günleri getirdi. Ada okulda kutlayamadı. O da burada bahçede hayvanlarla atayla kutlayacak, değil mi? Kendini yağmura Ya attı. Hayvanlar salık şu an zaten. Ne? Evet, yağmur bir yağıyor, bir duruyor, bir güneş açıyor. Muhteşem bir havada odun ateşinde kahve yapıyor kuzenimiz. Şöyle mis gibi. Kahvelerimizi içip odun kesmeye başlayacağız. Evet, makinemizi çıkardık. Biraz kirli. Ona biraz şöyle bir bakım yapacağız. İşte motor yağını, zincir yağını koyup daha sonra kesime başlayacağız.
Şu an yağmur yok ama hava gene kapamaya başladı. Evet, inekler gelmiş. Kapının dışında. Şira onlara baktı. Hadi gel. Gel. Hadi odun keseceğiz, gel. Evet, motorumuzu temizledik. Şimdi zincir yağımızı koyuyoruz. Daha sonra da benzinimizi koyacağız. Bir deneme çalıştırması yapacağız bakalım. Bu zincir yağını da ortacadan aldım. Böyle açık yağ olarak satılıyor. Kuzular da geldi. Evet, bu da motor yağı. Bunu da benzin koyduğumuz yere koyuyoruz. Böyle iki kapak kadar. İki buçuk kapak kadar. Şemos. Şemos'un da canı yağ çekmiş. Ona da biraz motor yağı içireceğim. Evet, şimdi odun kesmek için böyle iki tane buraya koyup aralarına dizeceğiz. Daha sağlıklı kesim olsun diye. Önceki kesim videomda bana çok laf etmiştiniz. Bu sefer daha düzenli yapacağım. Kuzenim de yardım ediyor. Şimdi odunları seçiyoruz. Bakalım, inşallah güzel bir şeyler yapacağız. Evet, ilk İyi, iyi. Biraz yakın da yapabiliriz. İlk yeri yaptık. Şimdi karşısına da aynısını yapacağız. Araya böyle odunları dizeceğiz yukarı kadar. Bir seferde 4-5 tane, belki çok daha fazla odunu keseceğiz. Şimdi oraya da aynısını yapacağız bunu. Yağmur yağmadan inşallah. İnsanın yanında yardım edecek birinin olması güzel bir şey. Tek başıma cebelleşiyordum. Kuzen de Allah'tan seviyor böyle işleri. Yardım ediyor bana. Düzeneği yaptık. Şöyle. Şimdi aralarına odun koyacağız. Ve makinemizi çalıştıracağız. İkişer ikişer mi koysak acaba? Deneyelim. Mesafe kenar. Oğlum bebeler odundan yüksek fırın yapıyor. Gitsin bedenini alıp lan.
Tamam, bakayım şimdi böyle. Evet. Yaptık düzeneğimizi. Şimdi iki taraflı şuradan şöyle keseceğiz. Kesime başlayacağız. Bakalım makinemiz çalışacak mı? Şurayı da iple bağlayacağız. Evet, düzeneği yaptık. Şimdi makineyi çalıştıracağız. İnşallah çalışır bakalım. Böyle önce bir iki tane çekelim. Makineyi çalıştırırken biraz zorlandık ama çalıştı. Kesime başladık. Ufak tefek kestim. Niye böyle ettin? Şimdi kuzen deneyecek bakalım. Biraz gaz ver, gaz. Gaz ver. Kaldır, gaz ver. Hadi bakalım. Odun kesimine biz devam ediyoruz kuzenle beraber. Şunları keseceğiz. Bunlar geçen kışın sonunda almıştım. Ama asıl bize köyden kütük odunlar gelecek. Asıl bizim kışlık odunumuz onlar olacak. Bunlar çerez gibi çok çabuk yanıp sönecek odunlar. Ama şimdi havalar bir anda soğursa diye böyle hazırlıyoruz sobalık. Şimdilik idare edecek işte. Orman Genel Müdürlüğü'nden onay çıkması gerekiyor galiba. Bu orman köylerinde duman tüttü diye bir uygulama var. Burada yaşayanların ihtiyacını giderecek kadar odun temin etmemize müsaade ediyorlar ormandan. Biz de onun onayını bekliyoruz. Ondan sonra bizim için kesecek köydeki insanlar var. Onların getirmesini bekleyeceğiz bir romork kadar. Daha sonra da baltayla onları yarma videosu çekeriz. Onu da en kısa zamanda yayınlarız inşallah. Kuzen çalışmaya devam ediyor. Şimdi gürültü olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.